Evet efendim, bir Hayat Güzeldir programında sizlerle birlikteyiz. Hayat Güzeldir kısmının, Kitap Güzeldir kısmında Beyza Yücel hanımefendi bizlere eşlik ediyor. Bizlere bugün hangi kitabı tanıtacak? Yavuz Bahadıroğlu'ndan Merhaba Söğüt adlı kitabı tanıtacak efendim. Bizler merakla bekliyoruz. Eğer sizler de merak ediyorsanız ekran başından ayrılmayınız efendim. Ve diğer taraftan Seyfi Bey'e hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldin Seyfi Bey. Hoş bulduk Ayşe. Nasılsınız? İyiyiz. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Şimdi o kadar fazla dolandırıcılık artmaya başladı ki herkes iyi niyetli, yanlış bir şey değerlendirmek istemiyor ama diğer taraftan da mağdur olanlar da oldukça fazla. Şimdi inşallah bugün biz bunu konuşacağız tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Maalesef bu artık bir iş dalı halini aldı. Yani meşru olmayan bir iş dalı halini aldı. Bugün biliyorsunuz daha evvel kapatılan televizyon kanalları vardı. Bu kanalların frekansları şu anda Anadolu'da değiştirilmedi. Evet. Anadolu'nun birçok kesiminde bu frekans üzerinden televizyon izlemeye çalışanlar var. İşte o geçmişte o dizileri beğenmiş falan. İşte buna benzer sebeplerle o kanalları değiştirmiyor. Evet. Yine aynı tuşta mevcut. Açtığı zaman karşısına şey çıkıyor. İşte dolandırıcılar çıkıyor. Evet. Ve bu dolandırıcılar o kadar profesyonel çalışıyorlar ki siz bunun gerçekten bir televizyon olduğunu yani normal yayın akışında olan bir televizyon olduğunu düşünerek o kanallardaki reklamlardan alışveriş yapmak istiyorsunuz. Evet. Halbuki o televizyonun ne ulaşabileceğiniz telefonu var. Ne ismi var. Her gün bir isim değiştirerek çıkan kanallar var. Evet. Bir gün farklı bir isimle çıkıyor. Başka gün farklı bir isimle çıkıyor. Hatta bir tanesi o kadar ben özellikle bunları her gün izleyip araştırıyorum. Evet. Çünkü bununla ilgili de özel bir program yapmayı düşünüyorum ileride. O kadar ileri gidiyorlar ki bir tanesine baktım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini yazmış. Evet. Televizyonun köşesine. Daha sonra tabii ulaşacağınız kimse yok ama müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki ya sizin televizyonunuzun adı Peygamber Efendimiz'in ismi mi dedim. Yok dedi. Ama dedim sol tarafta o isim var. Ve o ismin altında da dolandırıcılık yapıyorlar. Eyvah eyvah. Bizler televizyonda ne gösterilirse doğrudur deriz. Tabii aynı ki. Zamanda din adı altında yapılıyorsa kesinlikle doğrudur. Yani bizim itimadımız oldukça fazla bu noktada. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yani devletin burada, devlete burada çok önemli işler düşüyor. Kamu spotu diye bir program var biliyorsunuz. Sizin zorunlu olduğunuz, yayınlamakta zorunlu olduğunuz programlar. Bunların içerisinde bunu da katabilmeliler. Evet. Yani işte televizyonda çıkan reklamlarla alakalı uyarıda bulunabilirler. Maalesef bunun içerisine dinle alakalı 2-3 kelime kattığınız zaman insanlar daha farklı bakmaya başlıyor. Şimdi mal reklamlarına ilahi söyleyen kişiler de almaya başladılar. Eklendi ve tanınmış insanlar bunlar. Türkiye'de milyonlar satan, ilahi CD'leri milyonlar satan insanlar bunlar. Çıkıyorlar bal reklamına. O baldan tadıyor, o nefismiş diyor. Ben hayatımda böyle bal yemedim diyor. Evet. Yani o dolandırıcıya ortak oluyor. Ve dikkat ederseniz o biraz arkadaşlar, bizi izleyen izleyiciler o kanalları bir araştırsınlar. Evet. Mutlaka karşılarına çıkacaktır. İşte sakal bırakmış, ilahi söyleyen, işte ne bileyim görsel olarak dini çağrıştıran insanlar da buna alet oluyorlar. Daha doğrusu kendileri alet olmak istiyor. Çünkü orada para aldıkları için o reklamlardan büyük miktarda para alıyorlar. Çünkü bir yerel televizyonun finansmanını sağlayacak kadar reklam ücreti ödüyor sahte bal satanlar. Yani ben o dönemi iyi biliyorum. 200-250 milyar civarında aylık reklam parası verilen kanallar olduğunu biliyorum. Bu balcılar tarafından. Çok büyük rakam bu. Zaten frekans ücreti ödediğiniz 75 bin lira sizin aylık. Düşünün 3 defa frekans parasını ödüyor sizin. Haliyle gayet bu tür rahat, bunlar mafya aynı zamanda. Yani televizyonlara çıkan reklamlar. Evet. İşte dediğim gibi servis sağlayıcısı o operatörler, şirketler. Evet. Bunlar normal bir iş alanında faaliyet gösteriyormuş gibi devam ediyorlar işlerine. Aslında çok basit görünen ama biz birazcık daha hakkımızı aramayı da bilmiyoruz galiba. Bundan da kaynaklı. Mesela benim yeğenim 5 yaşında. Abim telefonundan internete giriyor ve orada bir tuşa basıyor. Her hafta aylık bir 14 lira bir ödeme ve bunu fark ediyorlar. Daha sonra fark ediyorlar ve öyle iptal ediyorlar. Sizin dediğiniz noktalar aslında çok çok günümüzde var. Ama farkında değiliz ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Değil Şimdi mi? Şimdi buradan para kazanıyorlar zaten. İşin ilginç tarafı bu. Ne Şimdi adresine lazım? Ulaşabildiğimiz kişileri, firmalarını bildiğimiz kişileri mutlaka
öncelikle bir hakem heyetine şikayet etmemiz gerekiyor. Hakem heyetinde. Tabii hakem heyetinde zaten orada hakim de var, evet. Belediyeden üye de var, kaymakamlıktan üye var. Bunlar toplanıyorlar ve belli bir karar aşamasına getiriyorlar. Evet. Haliyle burada sonuç alınamazsa buradan tüketici mahkemelerine gidebilirsiniz. Tüketici mahkemelerinde sonuç alınabilir. Evet. Ama en önemlisi mutlaka sizi dolandıran insanın, firmanın adresini bulmanız gerekiyor. Ya da ismini bilmeniz gerekiyor. İşte diyorsunuz ki ben bir hat aldım 40 liraydı ama benden 80 lira alıyorlar. Bunu yazıyorsunuz aynı şekilde. Herhangi bir usul dilekçe, hatası falan da. Dilekçe yazıyorsunuz. Tabii dilekçe de yazıyorsunuz. Yani hani dilekçede bazı kural ve kaideler vardır. O fazla da önemli değil hakem heyeti için. Evet. Sorununuzu nasıl işten geldiği gibi yazıyorsunuz. Evet. Ve mutlaka onunla ilgili size dönüş yapıyorlar. Evet. Yani benim acizane tavsiyem şu tüketicilere. Kesinlikle sabit telefonu olmayan, şirketin adresi olmayan, böyle belirsiz yerlerden ürün almasınlar. Ürün almamaya dikkat ürün almasınlar. Edin. Madem bir suç işliyorsun, evet. Bu suçun içerisine dini katma. Yani ben üzüldüğüm nokta bu. Yani dini katıp, evet. dini değerleri katıp, insanlar da o çörek otunu espri olarak falan söylüyoruz bazen ama, evet. işte o çörek otu satan hoca, evet. arkasından işte o, tabii sözde hoca, işte arkasından cevşen hediye ediyorum falan gibi. Yani bunlar mutlaka önlenmeli. Evet. Yoksa Allah muhafaza şu da çok önemli bir detay bence. Deist olmaya az kaldı insanlar. Evet. Hristiyanlıkta bir şey bulamıyor. Müslüman oluyor. Müslümanlıkta bakıyor Müslümanlığın gerektirdiği ibadeti yerine getirmek yerine evet. Müslümanlığı rant olarak kullanan bir kesim bunu görüyor ve ondan sonra ateist oluyor, deist oluyor. Allah yani, muhafaza. Allah evet. muhafaza. Yani bu çok önemli ve kamu spotu olarak da bunlar yayınlanmalı. Halk uyarılmalı. Evet. Özellikle din istismarcıları, dini kullanarak rant elde edenler bunların önü kesilmeli. Çünkü öyle bir zaman gelir ki yakında dini sohbet dinleyemez hale, izleyemez hale gelir milletimiz. Evet. Bu çok önemli. Çünkü insanların duygularıyla oynanmış oluyor bir noktada. Tabii ki. İyi yani. Niyetlerine suistimal edilmiş oluyor. Rabbim inşallah muhafaza buyursun diyelim. Evet. İnşallah bizler iyi niyetli olalım ama dikkatli olalım. Yani dikkatimizi i̇nşallah. Biz uyanık olmamızı daha iyi olması gerektiğinin farkına varalım inşallah. Ne güzel bugün konumuz da sizinle aydınlanmış olduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok. Merhaba Söğüt, Yavuz Bahadıroğlu'nun güzel kitabını inşallah sizden öğrenmiş olacağız. Nasıldır kitabımız? Kitap bir tarih romanı evet. ve Ertuğrul Bey'in dönemini anlatıyor. Yani Osmanlı'nın bu ilk tohumlarının atıldığı dönemi Söğüt'te. Evet. İsterseniz önce yazarımızı tanıyalım. Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Evet. Gerçek ismi Niyazi Birinci ve yazar çok aktif bir yazar. Edebiyatımızda birçok türde çok fazla kitabı var. Evet. Ama asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı tarihi romanlarla yapıyor. Evet. Bu kitapta o tarihi romanlarından bir tanesi, hatta en ünlülerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet. Tarihi roman yazmak aslında diğer romanlara nazaran çok daha maharet isteyen bir iş. Çünkü önünüzde bir tarih var ve bu tarihin ışığında olmak zorundasınız. Yani karakterleri, olayları, sebep sonuçları değiştiremezsiniz. Yavuz Bahadıroğlu'nun da bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz öncelikle. Romanımıza dönecek olursak, Merhaba Söğüt, Süleyman Şah ve Ertuğrul Bey'in önderliğinde Kayıboyu'nun Orta Asya'dan Anadolu'ya göçünü anlatıyor. Bu göç sırasında yaşanan sıkıntıları, fikir ayrılıklarını ve Moğol baskınlarını özellikle ayrıntılı bir şekilde işliyor kitap. Evet. Osmanlı'nın maneviyatı ne kadar yüksek insanlar tarafından kurulduğunu özellikle vurguluyor. Evet. Yavuz Bahadıroğlu bu konuda hani insanların oradaki Ertuğrul Bey'in ve arkadaşlarının yani dinlerine ve törelerine, geleneklerine ne kadar bağlı insanlar olduklarını özellikle vurguluyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey aslında. Tarihimizin bu yönünü yansıtması bizlere. İsterseniz kitabın arkasını da bir okuyalım. Yazar Tabii. ne söylemiş kitap hakkında? Peki. Adı Kayıhan Boyu. Kayıhan Boyu, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya akan yüzlerce boydan sadece biri. Öylesine küçük ki göç kollarının içinde yitip gitmiş gibi. Küçük ama inançlı, dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri var.
dünya ötesi ebedi emelleri ve idealleri olduğu içindir ki Anadolu topraklarında yeniden dirilişi sadece o gerçekleştirebiliyor. Vuslat'ın ilk durağı Söğüt. Vuruşa barışa Söğüt'e gelip yerleşen Kayıhanlılar, göçlerle örülen emellerini orada besleyip devletleştirecek, oradan Bizans'a uzanarak peygamber müjdesine ulaşacaktır. Bu muhteşem bir oluşun hikayesidir. Hedefini iyi tespit etmiş ve kendisini hedefe kitlemiş toplumların neler yapabileceğine Kayıhan boyunun yaptıkları şahittir. Evet, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu merak edenler varsa bu durumda özellikle tavsiye ediyoruz efendim Yavuz Bahalıroğlu'ndan Merhaba Söğüt kitabını, değil mi? Evet. Okurken çok keyif aldınız mı? Nasıldı kitabımız? Kitap akıcı çok mı? Keyifli, çok evet. Akıcı bir kitap çünkü Yavuz Bahalıroğlu günlük dille yazıyor. Yani çok evet. Ağır edebi söylemlere yer vermiyor kitaplarında genelde. Hı. Zaten kendisi aslında tarihi sevdiren adam olarak da tanınıyor. Hani böyle bir lakabı da var. Evet. Çok fazla tarihi romanı var. Bu da yani eğer tarih romanı okumayı sevenler varsa onlar için gerçekten çok güzel bir kitap zaten. Hiç evet. Okumamış, ilk kez okuyacaklar için de çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Evet. Hem Osmanlı'nın hani ilk zamanların yani kurulmasından önceki evet. Zamanları anlatması güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim. Beyza Hanım. Evet efendim bir program maalesef yine sonuna geldik. İnşallah yarın tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Unutmayın efendim her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir.